Çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü 1915 Çanakkale Köprüsü'nde tabliyelerin montajı ile birlikte artık araçların geçeceği yolda görünmeye başladı ki köprü zaten 6 ay sonra 18 Mart 2022 tarihinde hizmete açılacak. Demirören Haber Ajansı ekibi olarak şu anda 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Lapseki yakasından yaklaşım viyadüğüne doğru aracımızla ilerliyoruz. Köprünün üzerinde aracımızla ilk kez seyir halinde olduğumuzu söyleyebilirim. Şu anda yaklaşım viyadüğü üzerindeyiz ama az daha ilerlediğimizde tabliyelerin üzerine geçmiş olacağız. Yani ana karadan kopup artık Çanakkale Boğazı'nda denizin üzerinde köprünün yolunun üzerinde seyir ediyoruz şu anda. 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinde DEHA ekibi olarak aracımızla ilk kez seyrediyoruz ve kuleye de oldukça yaklaştık diyebilirim. 6 ay sonra açılışın ardından bu köprüden tamamen geçip Lapseki'den Gelibolu'ya yani Avrupa yakasına ulaşabileceğiz. 2023 metrelik orta açıklığıyla dünyanın en uzun asma köprüsü unvanını alacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Lapseki yakasındayız. Az önce yaklaşım viyadüğü üzerinden yürüyerek bu noktaya ulaştık. Şu anda tabliyelerin sonuncu bloğunun üzerindeyiz. Artık Lapseki yakasındaki yolun kuleyle buluşması için sadece 4 tabliye montajına ihtiyaç var. Onlar da çok kısa süre içerisinde tamamlanacak ve Lapseki yakasından kuleye 770 metre olan yol da tamamlanmış olacak. Yaklaşık 5000 kişinin çalıştığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nde mesai de gece gündüz demeden devam ediyor 24 saat süreyle. Şu anda ise montajı kısa süre önce tamamlanan ve kaynağı yapılan iki tabliye arasında taşlama çalışması yapılıyor.